Değerli dostlar, Ukrayna'nın bütün cephelerinde Rus silahlı kuvvetlerinin inisiyatifi ele aldığı yolunda haberler geliyor. Çünkü bu ortamı Batılılar kendi başlarına ve kendi içlerindeki tartışmalar ve çatışmalarla hazırlamış durumdalar. Rusya kadim bir devlet. Savaşı da bilir, barışı da. Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar eski bir devlet adamı. Yani ikisi de sanıyorum hemen hemen aynı zamanlarda iktidara yürüdüler. Ve 20 yıldır, 22 yıldır son derece tecrübeli bir yapıda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir iktidarın 22 yıl sürmesi demek çok köklü tecrübeler alması demek. İşte nitekim Putin Batı'nın kendi içinde yaşamakta olduğu çalkantılardan hızlı bir şekilde yararlanmanın yolunu buldu. Yani 675 bin kişilik özel sözleşmeli bir ordu kurdu. Savunma sanayinin gücünü arttırdı. Bu arada Kuzey Kore ve İran'dan destekleri aldı. Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden paraları çekti. Ve sonuç itibariyle Batılılar, özellikle Amerikan Kongresi kendi içinde Ukrayna'ya ne verelim, verelim mi vermeyelim mi, bugün mü verelim, yarın mı verelim falan tartışması yaşarken bütün cephelerde Ukrayna'nın 2 yılda yapmış olduğu kazanımları tehdit eden bir pozisyon çıktı. Bu şu demek değil, Ukrayna ordusu geri çekiliyor demek değil. Ama taarruz inisiyatifini Rusya'ya bırakmış durumda. Diyeceksiniz ki Ardan abi, bu Ukrayna ordusu zaten geçen Haziran ayının ortalarından itibaren taarruza kalktığından bu yana çok doğru düzgün bir taarruz gerçekleştiremedi. Doğrudur, onları da anlattık. Yani taarruz için gerekli olan askeri malzemenin, mayın tarama araçlarının, şunlarının bunlarının nedense Ukrayna'ya geç verildiğinden de söz ettik. Rusya'nın 1,5 yıla yakın kazanmış olduğu zamanı olağanüstü güçlü bir savunma mevzilerine dönüştürdüğünü de anlattık. Yani sonuç itibariyle Ukrayna savaşı Batı açısından pek iyi gitmiyor. Ve Avrupalıların bu kadar soğukkanlı olarak orayı böyle rahatlıkla seyretmelerinden bir tek şeyden şüpheleniyorum, Amerikalılardan da. Ruslar tabii diplomasiyi de çok iyi bilen bir millet oldukları için belki de perde arkasında bizim haberimiz olmadan, hani backdoor diplomasi diye arka kapı diplomasisinde bir takım şeyler konuşuyor olabilirler. Bu da var. Çünkü bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yapması gereken 60-65 milyar dolarlık yardım hala askıda. Eylül başı, Ağustos sonunda devreye girmesi gerekiyordu. Zaman içinde onaylanması gerekiyordu. Hayır, olmadı. Ve artık en son paralara geldiler. Amerika cebindeki son, yani daha doğrusu cebindeki değil, 2023 bütçesi içindeki son paraları da verecek ve sonra 2024 itibariyle Beyaz Saray Kongre'ye bakacak. Para geliyor mu, gelmiyor mu? Çünkü Cumhuriyetçiler, özellikle Donald Trump'a yakın cumhuriyetçilerin çekirdeğinde olduğu cumhuriyetçiler çok net bir direniş sergiliyorlar. Söyledikleri şu: biz önce Amerika, Amerika first. Oradan yola çıkıyoruz. Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerinin alındığını, orada gerçek anlamıyla ülkemizin güvenliğine dönük bütün sorunların çözüldüğünü ve kaçak göçmen meselesinin tam anlamıyla ortadan kalktığını görmeden biz bu Ukrayna'ya şuna buna verilecek parayı vermeyeceğiz. Yani onaylamayacağız. Şimdi cumhuriyetçilerin bir şeyi var. İsrail'e daha yakınlar ya. Mahsus yardım paketinde İsrail'e verilecek olan 14.8 milyar doları da tutuyorlar şeyler, demokratlar. Ondan bile etkilenmedi cumhuriyetçiler. Ve sonuç itibariyle bu iş, buradan net söylüyorum, Ocak ayına kaldı. Yani
bu dönemin sonu 2023'ün sonunda Ukrayna hem Avrupa'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir şey alamıyor. Hiçbir yardım paketi yok. Viktor Orban'ın zorlaması nedeniyle gelecek ay yapılacak Avrupa Birliği Konseyi'ne iş kaldı. Zaten bu şeyde Amerikan Kongresi de adım adım Noel tatiline gidiyor. Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer Senato'nun şeyini ertelemişti. Noel tatilini bir hafta attı. Fakat sonuç itibariyle atsa da atmasa da ve bir sonuç çıkmayınca azınlık lideri, o da Cumhuriyetçi Senato'da, Mitch McConnell'la beraber bir basın toplantısı düzenlediler ve açıkça dediler ki yardım en iyimser bir biçimde gelecek yıl başında gündeme gelebilir ve onaylanabilir. O da ayrı bir soru işareti. Yılın son günlerini Beyaz Saray'daki Biden yönetimiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör ve temsilcilerin bu sorunu nasıl çözebileceklerine ilişkin fikir üretmeleri ve karşılıklı müzakere yapmalarını ayırdık. Ama Ocak ayının ilk haftalarından önce bu konuda bu kongreden bir şey çıkmaz diye açıkça söylediler. Şimdi Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi onlar tamamı yani çoğunluk lideri şey tatile çıkıyor zaten. Başkanı Mike Johnson da dedi ki yönetimden tatmin edici bir plan bekliyoruz. Sınır güvenliği ve kaçak sorunu çözüldükten sonra Ukrayna'ya yine para akabilir. Biden diyor ki bu cumhuriyetçiler bizi bu tür bir manevrayla rehin aldılar. Ben bu rehin alma o eylemine karşı direnirim diyor. Hayda, bir de buradan böyle Kirby diyor ki Beyaz Saray güvenlik sözcüsü. Elimizde tılsımlı bir asa yok. Para bitti ve Ukrayna için bir yerden bulmamız mümkün değil. Yardım paketinin anlaşmasının gerçekleşmesi gerekir diyor. Ve zavallı Zelenski öyle diyeceğim. Çünkü zor durumda bıraktılar adamı yani kelimenin tam anlamıyla. O da Kiev'den yaptığı açıklamada bizim Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmamız var. Bu anlaşmanın tamamının yerine getirileceğine inanıyoruz diye böyle bir geleceğe dönük bir umut, bir kavgasızlık. Yani ben Amerikalılarla dalaşmayacağım mevzu. Putin'den enteresan bir açıklama var. Yine Putin de takip ediyor tabii doğal olarak bu kepazeliği. Dedi ki bütün bu gelişmelerin sorumlusu 2014 yılındaki darbeyi planlayan ve uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Eğer bütün sorun Rusya ile bu konuda çatışmak ve Avrupa'ya yaklaşmamızı önlemek idiyse şu anda ortaya çıkan bu yıkım ve bu yıkımın üzerinden yapılan tartışmalar nedir dedi. Doğru, o da ayrı bir şey. Bu arada tabii sistem yani küresel sistem bütün bu manevraların ötesinde bir adamı hedef almış durumda. Çünkü o adamın iş başına gelmesi halinde Ukrayna kalmayacak. Belki Avrupa'da kalmayacak, belki NATO'da kalmayacak. Donald Trump. Ama bütün kamuoyu yoklamaları hem cumhuriyetçi kanatta hem de halk bazında, Amerikan halkı bazında bu adamın vazgeçilemeyecek ölçekte güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. Bir de böyle bir durum var. Ne yaptılar? Demokrat aktivistler Colorado Yüksek Mahkemesi'ne başvurdular. Ve Yüksek Mahkemeye dediler ki 1865 iç savaştan sonra Amerikan Anayasası'nın 14. maddesine konulmuş olan meşru hükümete karşı ayaklanma maddesinin Trump'a işletilmesi gerekmektedir dedi. Şu tesadüfe bakın ki Colorado Yüksek Mahkemesi'nin 4 yargıcı da Demokrat Partiliymiş. Çok kısa bir zaman diliminde toplandılar ve Trump'ın Colorado eyaleti ön seçimlerine katılamayacağı kararını verdiler. Bu şu demek, eğer zaten oradaki ön seçime katılamazsa
Başkan olamayacak, başkanlık devamına getiremeyecek. İnanılmaz, tam orta yerde. Bir de bunu yaparken de dediler ki 4 Ocağı kadar biz bunu askıda tutuyoruz. Gereken karşı başvuruları, temizi yapabilir. Ondan sonra bir karar daha alacağız. Ve gerçekten adamı durdurma yönünde yeni bir hamle olarak karşımıza çıktı. Sözcüsü var Trump'ın, Cheung diye. O diyor ki Soros tarafından desteklenen sol demokratların tam bir komplosu. Artık Biden ile bir yere varamayacaklarını biliyorlar. Hepsinin Trump paranoyası sarmış durumda. Colorado Yüksek Mahkemesi'nden emindiler ve hızlı bir karar çıkardılar. Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor. Bir yanda Ukrayna'ya karşı cumhuriyetçiler, öbür yanda onların intikamını Trump'tan alan küresel sistem. Çok renkli bir yüzyıl. Çok. Hoşça kalın.